Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Ankara Keçiören'den sesleniyoruz size. Sektörün en iyilerinden birine, Hasmerel Yapı Market'e konuk olduk. Yanımızda firma sahiplerimizden Veli Yurdakadim bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Veli Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Vermiş olduğunuz hizmetlere yönelik sizinle sohbet edeceğiz, bilgiler edineceğiz ama öncelikle sizi tanımak istiyorum. Veli Bey kimdir, kaç yıldır bu sektördedir? Veli Bey emekli bir arkadaşımız. 1952 doğumluyum. 14-15 yıldır da bu hizmeti yapıyorum, inşaat sektöründeyim. Oğullarımla beraber çalışıyorum. Ben emekli olduğum için oğullarımın dükkanı, ben burada oluyorum. Günübirlik yardımcı oluyorum onlara. Peki burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Burada beyaz eşya tamiri yapıyoruz. Artı boya, dekorasyon, fayans, kalebodur, kornişiydi. Yani bir eve ne gerekiyorsa tüm ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Biliyorum, bütün ihtiyaçlarını tepeden kenara yapabiliyoruz. Yapıyoruz. Peki kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? Şu anda mevcut bulunduğumuz 50 metrekare artı depom var benim. Bir 100 metrekarede depomuz var. Oradan peki kaç kişilik bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz? Yani yerine göre 4 kişi, yerine göre 5 kişi, yerine göre de 10 kişi. Yani kadro devamlı artıyor, eksiliyor. Yani işin potansiyeline göre değiştiriyoruz biz. Peki biraz da ürünlerinizden bahsetmek istiyorum. Şimdi, ürünlerinizi alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Malın kalitesini, kaliteli mal. Yani atıyorum bir diyor kullanıyoruz, bir Marshall ürünü, ortadan sonra filli boya, polisam. Yani onun yanında da bizim piyasa malı tabir ettiğimiz Haskan'ı kullanıyoruz. İşte buna benzer, yani halka hitap edeceğimiz şekilde de ürünler tutuyoruz. Kaliteli malları. Bunu, tabii elimizde ne kadar kalite olursa o kadar iyi oluyor. Peki yani, talep olması doğrultusunda Türkiye'nin nerelerine kadar hizmet götürebiliyoruz? Yani talep olursa Türkiye'nin geneline gidebilirim. Yani %70'lere kadar gidebilirim. Ondan sonrasında tabii bu sınırları aşmak da belki işimize gelmiyor. Peki. Biliyorsunuz her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzün de belli başlı sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. Doğrudur. Sektörünüzün sıkıntıları nelerdir? Yani nakitler günübirlik dönmüyor. Orada bir sıkıntı var. Artı yapıyorsun işi, insanlar memnun olmuyor. Yani bazı şeylerde bir sıkıntılar da oluyor. Fakat genellikle nakit sıkıntılarında büyük bir depresyon yaşıyoruz yani. Piyasada iş potansiyeli çok düşük. Yani ben isterim ki şurada 10 kişi, 20 kişi çalıştırayım, onlar da ekmek yesin. 10 kişi demek benim gözümde 40 kişi demektir. Ailesini de düşüneceksen. Ama piyasada çok sıkıntılı bir dönem var. TOKİ işte bizim sektörde bayağı bir sekte vurdu yani. Veli Bey, bundan sonrası için bu zamana kadar sizin gibi bu sektörde faaliyet gösteren birçok firma var. Evet. Müşterilerin sizi neden tercih etmeyi, tercih sebepleri neler olmalı? Yani bir dürüstlük, ahlaki dürüstlük. Yanımızda çalıştığımız elemanların dürüstlüğü. Kendi dürüstlüğümüz. Her şeyden önce biz ciddiyet, terbiye ve alaka çok önem veririz. Gittiğimiz insanları kendimiz gibi düşünürüz. Onların ev halini, bizim ev halimiz nasılsa müşterimizin ev hali de o şekilde değerlendiririz yani. Peki bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörün en başarılı isimlerinden biri haline geldiniz. Hasmerel Yapı Market olarak. Evet. Bundan sonrası için biz sizi nerelerde görebileceğiz? Geleceğin yani plan ve projeler nelerdir? Yani şimdi projemiz bayağı büyük de, fakat ben artık yaşımın el verdiği için çekinmek zorundayım. Oğullarıma bırakacağım. Onların bir tabii ileriye dönük bir projeleri olması lazım. Onlar da işte şimdi ortamın biraz daha yumuşak olmasını bekliyor. Onlar da başlıyor. Kurumsallaşarak büyümeyi hedef diyorlar ama işte ben artık yaşlandım. Ben yavaş yavaş babadan oğula geçecek. Evet evet, onlar götürürler yani, sağ olsunlar iki oğlum. Peki son olarak buradan sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Her şeyden önce onların gönüllerine göre bir güzellikler versin. Her şeyin gönüllerince mutluluklar diliyorum. Sağlık ve esenlikler diliyorum. Ülkemizin birlik beraberliği içinde kardeşlik ön plandadır benim için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Sizin buraya kadar geldiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Firmamızı tanıttığınız için ne mutlu bizlere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara'dan, Keçiören'den, Hasmerel Yapı Market'ten şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.